Bismillahirrahmanirrahim. Babül araya, bu bab araya bahsi. Araya aslında hurmanın, hurma ağacının üzerindeki hurmaları birisine hibe etmek. Diyor ki ağaç benim fakat başındaki hurmalar senin. Bu hurmaları verdim sana bir iyilik olmak üzere. Mesela kendisinin 20 ağacı varsa içinden 2, 3'ü tahsis ediyor. Sevdiği bir adama yahut fakir bir adama, mühtaç olan bir adama veriyor ki bu ağacın hurmaları senin olsun. Bu caiz midir, değil midir? Sonra bunun tefsiri nedir? Bu tefsirinde de ihtilaf var. İmam-ı Malik başka türlü tefsir ediyor, İmam-ı Hanife başka tefsir ediyor. Bu babda bunları beyan edecek. Haddesena İsmail ibn Yahya, kâle akberena Muhammed ibn İdris. An Süfyan, an Zühriye, an Salim, an Ebihi, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Salim babası Abdullah ibn Ömer'den rivayet ediyor ki, Peygamber Efendimiz neha nehyeylediler. En bey'i semeri bi semeri. Meyveyi meyve ile satmadan nehyeylediler. Ki bunun bir ismi de müzabene. Ağacın üzerinde yaş hurma var. Diyor ki bu yaş hurmaya benim ihtiyacım var. Bu yaş hurmayı tahmin edelim. Ne kadar kuru hurma olur bu kurusa? Tahmin ediyor. Şu kadar kuru hurma olur. Ben sana o kadar kuru hurma vereyim. Bu yaş hurmayı alayım. Bunun bir ismi de müzabene ki yukarıda da okuduk. Bu caiz değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan nehy eylediler. Kale Abdullah ve haddesena Zeyd ibn-i Sabit enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herkese fil araya. Abdullah ibn Ömer diyor ki Zeyd ibn-i Sabit bize rivayet eyledi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meyveyi meyveyle değiştirmek, satmayı nehy eyledi ama fakat araya'yı müsaade etti. Araya caiz. Araya ne? Dediğim gibi yaş hurma ağacın üzerinde onu birisine hediye ediyor. Yahut da hediye ettiği adam esasen ihtilaf burada. Hediye etti. Sonradan da arada dedikodu oluyor. Adamın 20 hurmasının ağacının içerisinde o 3 hurma sahibi de çoluk çocuğuna geliyor. Adama bu sefer zarar veriyor. Öyleyse ben bu 3 hurmanın 3 ağaç hurmasını sana verdim. Bunu tahmin edelim ne kadar kuru hurma tutarsa vereyim. Sen bana zahmet etme. Çoluk çocuğunu buradan al çık. Bahçeden al çık. O vakitte ne oldu? Meyveyi meyveyine satmış oldu. Resulullah Efendimiz buna müsaade ediyor. Yaş hurmayı, kuru hurmayı satmaya satmaktan bundan nehyediyor. Fakat böyle araya olursa adama ağacın üzerinde yaş hurmayı bağışlamışsa, ondan da bir zarar gelecek olursa, dedikodu olursa, onu tahmin eder, yaş hurmayı, kuru hurma verir, onu oradan çıkarır. Esas dedikodu burada başlıyor. Bu arayayı Resulullah Efendimiz müsaade buyurdu, ihtiyaç olduğunda. Haddesana İbrahim ibn-i Merzuk, kâle haddesana Arim, hâve haddesana ibn-i Ebi Davud, kâle haddesana Süleyman ibn-i Harb, kâle haddesana Hammad ibn-i Zeyd, an Eyyub, an Nafi'in, an İbn-i Umar, an Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn-i Ömer'den rivayet eylediler ki, ennehu, Abdullah ibn-i Ömer dedi ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, neha anil müzabene. Müzabeneden nehy eylediler. Yani yaş hurmayı ağaçta tahmin ediyor, yerine kuru hurma veriyor. Bundan nehy eylediler ki buna riba karışır, ribel fadıl karışır. Çünkü muhakkak bir tarafta bir de ziyadelik olur. Bu da ribaya götürür. Kâle ibn-i Ömer radıyallahu anhüma, Abdullah ibn-i Ömer dedi ki ve akbereni Zeyd ibn-i Sabit. Peygamber Efendimiz bu müzabenede nehi buyurdular. Fakat Zeyd ibn-i Sabit bana haber verdi ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz erhase fil araya, araya da ruhsat verdi. Bunu tecviz eyledi. Bu bir rakamında yazıyor. Erhase bi hemzetin kable ra'is sakine. Erhase. Hemze var. Ondan sonra ra'is sakine var. Minel irhas. İrhas'tan geliyor ifal babında. Vel araya cem'u ariye. Araya da ariyenin cemidir. Bir teşdidil ya. Ve hi ariye nedir? En nehletülleti yu'riha. Bir hurma ağacı ki onu adam i'ari ediyor.
Er-reculu, er-reculu, recul onu yâri diyor, mühtacem, bir mühtac olan adama, en yec'ale lehu semeretaha, ne suretle? Meyvesini, ağacın meyvesini o adama veriyor. Bunu Ali yedirir. Haddesena Ali ibn-i Şeybe, kâle haddesena Yezid ibn-i Harun, kâle akberena Muhammed ibn-i İshak, en Nafi'in Ali ibn-i Umar, en Zeyd ibn-i Thabit, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erhasetil araya. Demek ki rivayetler hep Zeyd ibn-i Sabit'e geliyor. Araya'nın caiz olduğunu Resulullah Efendimiz'den rivayet eden Zeyd ibn-i Sabit oluyor. Zeyd ibn-i Sabit'ten de Abdullah ibn-i Ömer rivayet ediyor. Rivayet oraya dayanıyor. Haddesena Ali ibn-i Şeybe behadel isnad. Ali ibn-i Şeybe bu senetle rivayet eyledi. Kale neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nehi buyurdular. Anil muhakaleti vel müzabeneti. Muhakale ve müzabeneden nehi buyurdular. Ve rahhase fil araya. Araya'da da Peygamber Efendimiz terhis etti, cevaz verdi. Muhakale, yukarıda da okuduk ya, arpanın, buğdanın başağındaki, daha biçilmemiş, meydana gelmemiş başaktaki o habbeyi tahmin ediyor. Onun yerine hazır buğdayı veriyor, yaşı başaktayken alıyor. Buna muhakale derler ki bu da caiz değil. Çünkü ya fazla çıkar ya noksan çıkar, bu da ribaya götürür. Müzabene de hurma ağacındaki yaş hurmayı kuru hurmayla değişiyor, satıyor. Bunlardan nehyeyledi fakat araya'yı cevaz verdi, araya'ya fırsat verdi piyanları kendisi. Haddesena Yunus kâle akberen ibn-i Vehbin kâle akbereni Yunus ibn-i Yezid an ibn-i Şehabin kâle haddeseni Hâricetü ibn-i Zeyd ibn-i Thabit an ebihi enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Zeyd ibn-i Sabit'in oğlu Harice fukahayı seb'eden birisidir. Onlar tabiinden 7 alimdirler. Birisi de Hazreti Harice, babası Zeyd ibn-i Sabit'ten rivayet ediyor. Zeyd ibn-i Sabit buyurdular ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resul-i Ekrem Efendimiz rahhase fî bey'il araya, araya'nın bey'inde ruhsat verdi. Ne ile? Bey'i bit temri evir rutab. O ağacın üzerindeki yaş hurmayı, yaş hurmayı satın alıyor. Yerine ya kuru hurma veriyor ya yaş hurma veriyor. Bunu tecviz etti. Aslında bunun da caiz olmaması lazım. Meyveyi meyveye satmak ribadır. Ziyade olur illa bir tarafta. Tarfiyle olmuyor. Bunun da caiz olmaması lazım. Fakat zaruret dolayısıyla Peygamber Efendimiz bunda müsaade verdi, terhis etti. Zeyd ibn-i Sabit radıyallahu anh bunu rivayet ediyor. Haddesena İsmail ibn-i Yahya kâle haddesena Muhammed ibn-i İdris. İmam-ı Tahavi diyor ki bana İsmail ibn-i Yahya rivayet eyledi, ona da İmam-ı Şafii rivayet eylemiş Muhammed ibn-i İdris. Kâle haddesena Süfyan. Süfyan-ı Sevri rivayet ediyor. An Emr ibn-i Dinar. O da kimden? An İsmail-i Şeybani. Kâle İsmail-i Şeybani dediler ki bi'atu, ben sattım. Neyi? Ma fi ru'usi nakli, benim hurma ağaçlarımın başında olan meyveyi sattım. Bi mi'eti vesak, 100 vesak hurmaya sattım. Ve in zâde felehum fe aleyhim, gene onların üzerine. Yani adam diyor ki ben bu hurmanın ağacındaki meyvelerimi sattım, 100 vesak bana ver. 1 vesak 60 sa. Sa 1040 dirhem. Yani 3,5 kilo kadar. Bana bu kadar ver. 100 vesak ver. Fazla olursa senin, noksan olursa sana ait. Ben karışmam. Böyle sattım. Feseeltu ibn Ömer. Ondan sonra Abdullah ibn Ömer'e geldim, sordum. Enzalik bundan, dedim ki ben böyle böyle yaptım, sattım. Caiz mi değil mi? Fekal Abdullah ibn Ömer buyurdular ki neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resul-i Ekrem Efendimiz nehi buyurdular. En bey'i semereti bit temri. Ağacın başındaki yaş hurmayı kuru hurmayla satmadan Resulullah Efendimiz nehyeyledi. Ribaya götürdüğünden. İlla ennehu, yalnız Resulullah Efendimiz rahhase fil araya, araya da ruhsat verdi. Araya caiz. Yani ağacın hurmasını birisine hibe etmiş. O onun mali olmuş. Ondan sonra da o adamın o bir ağaç yahut iki ağaç yahut üç ağaç için çoluk çocuğuna hurma bahçesine gidecek. O hurma bahçesine zarar verecek.
adam onun şerrini def etmesi için o araya, yani hibe etmiş olduğu hurmayı tahmin eder, yerine ya yaş ya hurma verir, onu oradan çıkarır. İşte bu araya. Bunda ruhsat verdi Resulullah Efendimiz. حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفيف قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن أتى وابي الزبير أتى وابي الزبير ذن رواية الذي onlar da kimden? عن جابر رضي الله عنه onlar da Cabir'den, Hazreti Cabir'den. Hazreti Cabir'den iki ravi var. Birisi İbn-i Cüreyc, birisi Ata. Yok. İbn-i Cüreyc bir. Ata ile Ebu Zübeyr Hazreti Cabir'den rivayet ediyorlar. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz neha en bey'i semeri, meyveyi satmadan nehyeyledi, hatta yut'am, hatta yenilecek dereceye gelene kadar. Yani yenilecek dereceye gelmemişse onu satmadan nehyeyledi. Ve kâle, buyurdu ki la yubâ'u şey'un minhu, bunlardan hiçbir şey satılmaz. İlla bidderahimi ve denanir, illa dirhemle, ya gümüşle ya altınla satılır. Yani ağacın üzerindeki hurma yenilecek bir hale gelmişse meyveyle satılmaz da parayla satılır. Şu ağacın hurmasını neye veriyorsun? Şu kadar paraya. Bu caiz. Ama yerine meyve vermek caiz değil. İlla araya caiz. Ve inne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Cabir buyuruyorlar ki Peygamber Efendimiz erhase fiha, araya da ruhsat verdi, caizdir dedi. Haddesena İsmail ibn Yahya el-Müzeni, haddesena Muhammed ibn İdris el-Şafii. İmam-ı Tahavi kendi dayısı İsmail ibn Yahya el-Müzeni'den rivayet ediyor ki kendi dayısıdır. O da İmam-ı Şafii'nin tilmizidir. İmam-ı Şafii'nin mezhebini yayan Müzeni Muhammed ibn İdris el-Şafii. قال أخبرنا سفيان. İmam-ı Şafii de diyor ki bize Süfyan-ı Sevri rivayet eyledi. An İbn-i Cüreyc'in an Atay'in an Cabir ibn Abdullah. İbn-i Cüreyc'den, o da Ata'dan, o da Cabir ibn Abdullah'dan. قال Hazreti Cabir buyurdular ki Neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz nehi buyurdular anil müzabeneti, yaş hurmayı, ağacın üzerinde olan yaş hurmayı, kuyruk hurmayını satmaktan nehyeylediler. İlla ennehu illa Resulullah Efendimiz erhase ruhsat verdi fi bey'il araya, arayanın satılmasında. Hibe etmiş olduğu bir hurmanın meyvesini gene hurmayla satmakta, satın almakta ruhsat verdi. Haddesene ibn Ebi Davud bâle haddesene Süleyman ibn Harb قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن مينا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم yine bu senet Hazreti Cabir'e çıkıyor. Hazreti Cabir radıyallahu anh buyurdular ki Peygamber Efendimiz nehi buyurdular anil muhakaleti vel müzabeneti vel muhabere. Muhakale, söylediğimiz gibi başakta olan yaş buğdayı, yaş arpayı kuruyla satın alıyor. Muhakkede bu. Bundan nehi buyurdular. Ve müzabene, bu da ağacın üzerindeki yaş kurmayı, kuru kurmayla satın alıyor. Bundan da nehi buyurdular. Ve muhabere, bir de muhabereden nehi buyurdular. Muhabere ne? Onun izahında dört rakamında yazıyor. El muhabere huve kira'ul ardi bi sulusi ve rubu. Bir yeri, bir araziyi kiraya alıyor. Diyor ki bundan çıkan ne olursa üçte birisini icar olarak sana veririm. Yahut da dörtte birini sana veririm. Bu da muhabere. Bundan da nehi buyurdular. Keza ca müfesserin fi rivayetin. Bazı rivayetlerde, hadiste böyle müfesser de geldi. Çünkü adamın arazisini aldın, sen bunu ekeceksin. Üçte biri nedir? Meçhul. Meçhul bir şey icar olmaz ki. Dörtte bir. Dörtte bir de meçhuldur. Buyurun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Evet, Peygamber Efendimiz muhakale, müzabere ve muhabereden nehi buyurdular. Ve kâle ahaduhuma, Cabir ibn Abdullah'dan iki ravi rivayet eyledi. Evet, Ebi Zübeyr ve Sa'id ibn Mina. Bunların ikisinden birisi dedi ki vel muavemeti, bir de muavemeden Peygamber Efendimiz nehi eylediler. Dört şey oldu: muhakale,
müzabene, muhabere, muaveme. Muaveme, geçen de okuduk ya, seneleri satıyor. Yani 2 sene, 3 sene gelecek hurmasının mehsulünü satıyor. Muaveme, seneleri satıyor, bu da caiz değil. Ravilerin birisi, 4.'yi muaveme dedi ve kâle l-âkhar, öteki de dedi ki ve bey'is-sinîn, seneleri satmak. Yani lefiste ihtilaf var fakat manası bir. Adam diyor ki benim filan yerdeki bahçemin 3 senelik mehsulünü sana satıyorum, kaça alırsın? Seneli o mehsul meydana gelmemiş ki. Daha meydana gelmeyen şeyi satıyorsun, bu caiz değil. Bunda nehyeyledi. Ve neha ani Süneyya. Bir de Resulullah Efendimiz Süneyya'dan nehyeyledi. Süneyya'yı da izah ediyor 5 rakamında. Diyor ki ani Süneyya huve en yestesniye minel bey. En yüstesna minel bey'i şey'un gayru me'lumil kadr. Alışverişte miktarı me'lum olmayan bir şeyi istisna ediyor. Bey'u seni. Bey'u seni. Feyefsüdül bey'u li cehaletil mebi'i. Bu bey'e fasit olur. Niçin? Adam diyor ki bak ben filan şeyi sana satıyorum ama bundan bir miktar ben istisna ediyorum. Ne kadar? Mesela şurada diyelim 100 teneke buğda var. Diyor ki ben 100 teneke tenekesi 50 riyaldan mesela ben buğdayı sana satıyorum. Yalnız bundan bir miktarını ben alıkoyacağım. Bir miktar istisna ediyor. Meçhul ne kadar? Bir miktar dediğim meçhul. Meçhul olduğu gibi bu beyi batıl olur. Ama dese ki bu 100 tenekenin 10'unu istisna ediyorum, gerisini sana satıyorum. O vakitte malum olur. 90 teneke satmış olur. Fakat miktar malum olmadı, bir miktar dediği gibi bu meçhul oldu, beye fasit olur. Peygamber Efendimiz bundan da nehyiledi. Ani Süneyya ve neha ani Süneyya. Ve rakhasa fil araya, fakat araya da terhis eyledi. Yukarıda, araya da izah ettiğimiz gibi yukarıda. Fakir bir adam hurmaya mühtaç oluyor ki adam ağaçlarından, hurma ağaçlarından birisini, ikisini o fakire veriyor. Diyor ki şu 2 ağacı mesela hurmasını verdim sana. Adamın 20 ağacı var. Bu adettir. Medine'de hurma zamanı çoluk çocuğuyla hurma bahçesine çıkarlar. Ya adamın 20 ağaçta 18 ağacı var. Çıkacak hurmasından yiyecek, toplayacak, getirecek. 2 ağacı da birisine vermiş. O da çıkıyor onun yanına. Çıktığı gibi ya çocuklar arasında dövüş olur ya o 2 ağacın sahibinin çocukları öteki adama zarar verir. Şimdi adam def-i bela kebilinden getir ya bu 2 ağacın meyvesini sana verdim ama senin şerrin bana dokunmasın. Bunu tahmin edelim. Ne kadar hurma gelir bundan? Tahmin ettiler ki bundan 3 teneke mesela hurma gelir. Lan sen 3 teneke hurma git. Bu beyl arayı oluyor. Bu aslında caiz olmaması lazım. Niye? Ağacın üzerindeki hurmayı kuru hurmayla yahut yaş hurmayla satıyor. Ribaya girer. Caiz olmaması lazım. Fakat Peygamber Efendimiz zaruret olduğundan bunu istisna kıldı. Beyul araya. Haddesena İsmail ibn Yahya kâle haddesena Muhammed ibn İdris an Süfyan an Yahya ibn Sa'id an Beşir ibn Yesar an Sehl ibn Haseme. Burada noksan 1000 kelimesi. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فمز نهى عن بيع الثمر بالتمر في أمر فمز ميوي يعني يشكر ماي قرو خرمائنا ساتمدا نهي لدي إلا أنه يالنز رسول الله فمز رخص في العرية عرية رخصة verdi أن يباع ساتلا بخرسها onun تخمينيلا من التمر خرمدا. Ne kadar kurusa, ne kadar hurma getirir, onu tahmin eder, o yaş hurmanın yerine kuru hurma verir. يَأْكُلُهَا اَهْلُهَا رُتَبًا. Onun için ruhsat verdi, onu alan adam yaş hurma yesin diye. Evet, onun için ruhsat verdi. حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَ قَالَ حَدَّسَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَابٍ اَنْ يَحْيَ بْنُ سَعِيدٍ اَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَار أم بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله من بعض سندر روايته لدي من أهل دارهم
Ashab-ı Resulullah'ın kendi darının ehlinden, yani ehli Medine'den. Minhum onlardandır. Sehl ibn Ebi Hasem'i. Sehl ibn Ebi Hasem'i onlardandır. O yukarıdaki ibin kelimesinden sonra bir de Ebi yazın. Sehl ibn Ebi Hasem'i. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz neha nehi buyurdular. En bey'i temeri bittemdi. Yaş hurmayı, kuru hurmayla satmaktan nehi buyurdular. Rekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki zâlike riba, bu ribadır. Zâlike müzâbene, bu müzâbenedir. Müzâbene yaş hurmayı, kuru hurmayla satmak. Bu ribadır. İlla ennehu rahhase fî bey'il ariyye. Yalnız Resulullah Efendimiz ariyyesinin bey'ini tecviz eyledi. Beyül ariyyede nedir? Ondan bedel. En nehle ve nehleti. Bir ağaç yahut iki ağaç. Birisine vermiş. Onda tecviz eyledi. Bi ehfiha. Onu almakla. Ehlül beyt. Ehli beyt. O esas kurmanın sahibi. Bi harsiha. Onu tahmin etmekle. Temrin hurma olarak. Yekulûneha ruteben. Onu ruteb olarak yemek için tahmin eder. Yani ağacı hibe etmiş, arayı olarak bir yahut iki ağaç, şimdi bu rivayette bu diyor, fazla değil. Bir yahut da iki ağaç olursa onu verir, bu sefer de onu tahmin ederler. Bunun yaş hurması kurursa ne kadar getirir? Kuru hurmayı verir, onu satın alır. Şimdi bu rivayette bir yahut da iki ağaç dedi. Yani fazla da olmayacak. Bu da ihtilaflı ya, aşağıda daha izahı geliyor. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا الكعنبي عثمان بن عمر قال كعنبي عثمان بن عمر buyurdular ki حدثنا مالك بن أنس إمام مالك bize rivayet eyledi أن داود بن حسين أن مولى بن أبي أحمد أن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام مالك de Hazreti Ebu Hureyre'ye de rivayet ediyor vasıtayla. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبرة المس رخص في بيع الأراية أراية بيع عند رخصة وردي في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق بيش وسك يخط بيش وسك دن أز olursa müsaade etti. Bu şek nereden geliyor? Beş yahut da beşten az. Yeşükkü Davud, ravilerden Davud, Davud'u bir Hüseyin şek ediyor. Fi khamsetin, ev fi madunla khamse. Kamsa mı dedi? Yahut da maduna kamsa mı dedi? Evet. Şek Davud bin Hüseyin'den geliyor. Şimdi İmam Malik'in bu rivayetine göre Beyül Araya da beş vesek yahut beş vesekten az olursa, yukarıdaki rivayette de bir yahut iki ağacı olursa dedi. Kapatın. داود قال حدثنا عبد الله بن محمد التميمي قال أخبرنا حماد بن سلمة محمد بن إسحاق إسحاق تيمو من كتاب من دائب بلوم إسحاق ولدك إسحاق محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم Cabir ibn Abdullah'tan rivayet eylediler ki Peygamber Efendimiz rahhase fil ariyye, evet ariyyenin bey'inde ruhsat verdi. Ne de fil vesaki vel vesakini ve selase vel erba. Bir vesak, iki vesak, üç vesak, dört vesaka kadar. Ve kale buyurdu ki vesak 60 sa. 60 sa olursa her sa'da 1040 dirhem, yani 3,5 kilo. 3,5 kilo 3 kere 6 ne yapar? 180, yarısı da 30. 210. Bir vesak 210 kilo oluyor. 2 vesak yahut 2 misli, yahut 3 misli, yahut 4 misli. Bunda müsaade etti. Ve kâle buyurdu ki fî külli aşereti eknâ. Her 10 dalda da orucudur. Gînûn bir dal yûdâ'u fil mescidi. Mescide konulur lillesâki miskinler için. Yani bir adamın kurmanın kundağı var ya, ona gınıv derler. Her 10 kundaktan bir kundak da getirip mescide koysun, fukaralar yesin. Öşür. Bu rivayette bu da var. Öteki rivayetlerde bu yok. Haddesene ibn-i Davud kal, haddesene el-Vehbiyyü kal, akberene ibn-i İshak, akberene ibn-i İshak.
فَزَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِسْلَهُ Bu isnatla aynen bu hadis-i şerifi zikreyledi. غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ Yalnız bu rivayette İbn-i İshak dedi ki ثُمَّ قَالَ الْوَسَقْ وَالْوَسَقِينَ وَالثَّلَاسَ وَالْاَرْبَعَ Ariye de ruhsat verdi, bir vesak, iki vesak, üç yahut dört vesak. وَلَمْ يَشْكُرْ قَوْلَهُ Fakat yukarıdaki ravinin kavrini zikreylemedi ki kulli aşara. Her bir on kundakta birisini mescide getirsin, bunu zikreylemedi. قَالَ اَبُوْ جَعْفَرْ İmam-ı Tahavi buyurdular ki, فَقَدْ جَاءَتْ هَذِهِ الْاَسَارِ İşte bu hadisi şerifler geldi. An Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den geldi. Ve tevateren, hem de tevaturen geldi. Tevatur oldu. Çok. Ne de? Fir ruhseti fi bey'il araya. Araya'nın bey'inde cevaz olduğuna dair hadisler geldi. Hem de mütevatur olarak geldi. Ve kabilaha bu bey'i araya'yı da kabul buyurdu, kabul etti. Ehlül elmi cemiyan. Bütün ehli ilim bunu kabul eylediler ki Peygamber Efendimiz ruhset vermiştir. Bey'i araya caizdir. وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي سِحَّةِ مَجِيهَا O hadislerin gelmesini ihtilaf etmediler. Bu hadisler varittir, geldi, gelmedi, yok. Hepsi ittifak ettiler ki bu hadisler sahih. Bu hadisler gelmiştir. Yalnız ne var? وَتَنَازَعُوا فِي تَعْوِيلِهَا Bunun manasında ihtilaf ettiler. Tevili nedir? Bir araya nedir? Bunu da ihtilaf ettiler. فَقَالَ قَوْمٌ Ulemadan bir kısmı buyurdular ki el-araya, araya nedir? Enne'r-racule bir adam yekûnu lehun nakhlu ve nakhletan bir yahut da iki ağacı olur fî vasatin nakhlil kesir bir çok hurma ağaçların içerisinde bir ağacı, iki ağacı olur li-racule nâher bir adama diyelim bir adam vefat etmiş bir ailesi kalmış bir de oğlu kalmış Ailesi de farz et ki ögey, öz ana da değil, yabancı. Ailesine bundan kaç büyüdü, kaçta bir düşecek? Sekizde bir. Sekizde bir ailesine, yedisi oğluna. Şimdi ağaçları 24 farz et. 24'te 3'i ailesine. Gerisi 21'i oğluna. Şimdi o ailesi de bir kocaya gitmiş farz et. Adam da biraz şirretli adam olursa, iyi. Bu hurmalarda benim de 3 ağacım var. Ben de gelip burada, bu bahçede duracağım. Yahu bizim 21 ağacımız var. Senin 3 ağacın var. Yok, olsun. Ben geleceğim de burada duracağım. Adama zarar verir. Öyleyse ne olacak? Hani diyor ki işte bir araya budur. O adamın şerrini def etmeyi için bir tahmin eden adamı getirirler. Bu 3 ağaçta ne kadar hurma olur? Tahmin etti. Dedi ki mesela 100 kilo hurma olur. An sene 100 kilo hurma Bu bana kalsın, sen git. Ulemanın bir kısmı böyle tefsir ettiler. Kalu dediler ki, وَقَدْ كَانَ اَهْلُ الْمَد۪ينَ اَهْلُ الْمَد۪ينَ olduydı. اِذَا كَانَ وَقْتُ سِمَارِ Meyve vakti geldi mi, meyveleri yiyecek vakti. خَرَجُوا بَاَهْلِهِمْ اِلَى حَوَائِتَيْهِمْ Kendi aileleriyle beraber bahçelere çıkarlar. Bir adam çoluk çocuğuyla ailesiyle gitmiş bahçeye çıkmış. Öteki de gelmiş yabancı adam. Berikinin ailesi var, kızı var, dışarı çıkacak, bahçeye gidecek. Yabancı adam, o da geldi. Onun da ağacı var. Ama onun bir iki var, berikinin çok var. Böyle çıkardılar. فَيَجِيُ صَحِبُ النَّخْلَوِنْ نَخْلَتِينَ بَهْلِ O bir ağacı olan, yahut iki ağacı olan, o da çoluk çocuğuyla gelirdi. فَيُضِرُّ ذَٰلِكَ بَهْلِ النَّخْلِ الْكَسِيرِ Bu sefer öteki adama zarar veriyor o. Ağacı çok olan adama zarar veriyor. Öyleyse فَرَخَّسَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz ruhsat verdi لِسَّاحِبِ النَّخْلِ الْكَسِيرِ Ağacı çok olan adama ruhsat verdi ki اَنْ يُعَفِيَ صَاحِبَ النَّخْلَةِ اَوِ النَّخْلَتِينَ Bir ağacı yahut iki ağacı olan adama vere neyi vere? خَرْسَ مَالِهِ malının tahmin edilen miktarını vere مِنْ ذَلِكِ onda ne olarak? Temren kuru hurma tahmin ederler bu iki ağaçta yahut da bir ağaç mı iki ağaç mı ne kadar hurma gelirse onu kuru hurma verir onu çıkarır, onun zararını def eder. Ne için bunu yapar? لِيَنْصَرِفَ هُوَ وَاَهْلُهُ عَنْهُ O adam çoluk çocuğunu alsın da bir iki adama zarar vermesin, geçsin. وَيَخْلُسَ تَمْرُ الْحَائِتِ كُلِّهِ O bahçenin hurmalarının hepsi de halis olarak لِسَاحِبِ النَّخْلِ الْكَسِيرِ ağacı çoğalanı olarak.
Onun 21 var idi. 3 de onun tahmin etti verdi. 24'ü de buna kaldı. Feyekunu fihi huve ve ehluhu. O adam o bahçede kalır. Kendi çoluk çocuğuyla rahat rahat kalır. Yoksa aslında bunun riba. Riba ama Resulullah Efendimiz bunu tecviz eyledi. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسِ رَحِمَهُ اللّٰهِ Malik ibn-i Enes'ten bu rivayet böyle rivayet edildi. وَكَانَ اَبُوْ حَنِيفِ İmam-ı Azim رَحِمَهُ اللّٰهِ يَقُولُ İmam-ı Azim de derdi ki فِي مَا سَمِيَتُ اَحْمَدَ بْنِ اَبِي اِمْرَانِ İmam-ı Tahavi diyor ki İmam-ı Azim'den gelen bu rivayeti ben Ahmed ibn Ebi İmran'dan işittim. يَذْكُرُ اَنَّهُ سَمِعُهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَّعَ Ahmed ibn Ebi İmran da demiş ki ben Muhammed ibn Semma'den işittim. O da kimden? En Ebi Yusuf, İmam Ebi Yusuf'tan. O da kimden? En Ebi Hanife. İmam-ı Azem'den ki kâle buyurdu ki mâna zâlik. Bunun manası indena bizim indimizde en yu'riyer reculu bir adam emanet vere. Er recule diğer bir adama semere nehletin min nehli kendi hurma ağaçlarından bir hurma bir hurmanın üzerindeki meyveyi ona emanet vere. فَلَا يُسَلِّمُ ذَٰلِكَ اِلَيْهِ Fakat meyveyi ona teslim etmiyor. Hatta يَبْدُوَ لَهُ Ona teslim etmeyecek, hatta hurma zahir ola. Yani çiçek zamanı geçecek, dumurcuk olacak ki artık bu meyve zahir oldu. فَرُخِسَ لَهُ Buna tecviz edildi bu. اَنْ يَحْبَسَ ذَٰلِكَ Bu adama caizdir ki o meyveyi ağacında hapside ve يُعْتِيَهُ مَكَانَهُ Onun yerine vere. خَرْسَهُ تَخْمِنِنِ اِخْتَمْرَنْ Hurma olarak. İmam-ı Nasim de böyle değil. Böyleyse iki rivayet geldi. وَشَانَ هَذِ التَّوِيلِ Bu tevil oldu İmam-ı Tahavi diyor. اَشْبَهَ وَاَوْلَى Daha güzel oldu. مِمَّا قَالَ مَالِكِ İmam Malik'in dediğinde. لَاَنَّ الْعَرِيَّةَ اِنَّمَا هِيَ الْعَتِيَّةِ Ariye demek, atiye demek. Demek adamın birisine adam keremen lütfen ağacının hurmasını vermiş. Fakat sonradan da bakmış ki o adam bana zarar verecek, tahmin ediyor. Onu kuru kurma vererek meseleyi hallediyor. İmam-ı Azim'de de böyle dedi. Vallahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellem. Fakat bu çok da... اَلَا يُرَى اِلَى الَّذ۪ي مَدَحَ الْاَنْصَارِ كَيْفَ مَدَحَهُمْ اِذْ يَقُولُ Dün dersin sonunda kaldığımız şu meselesiydi ki araya Beyi araya caiz. Beyi araya hurmanın başındaki ağacın üzerindeki hurmayı satmak. Meyveyi meyveyle, yaş hurmayı kuru hurmayla satmak caiz değil bu kat'i surette. İlla bunun bir şekli var ki araya diyorlar. Bu araya müfredi ariye. Resulullah Efendimiz bunu istisna etmiş. Bu caiz. Bu da nedir? Araya nasıldır? İmam-ı Malik'in tarifi var, bir de İmam-ı Azem'in tarifi var. Evet, İmam-ı Malik diyor ki, bir adamın birçok hurmaları var. O hurmaların içinde bir iki ağaç da başkasının olur. O bir iki ağaç hurması var diye gelir, çoluk çocuğu ile o hurma bahçesine gelir. Öteki adama zarar verir. Çünkü bunun bir yahut da iki ağacı var, ötekinin çok var. Öteki adam ailesi çoluk çocuğuyla hurma bahçesine çıkmış. Medine'de zaten adet öyledir, yazın çıkarlar. Öteki de bir ağaç yahut iki ağaç hurması var diye o doğruya çıkmış. Aralarında münazaa olur, mücadele olur, mehremlik meselesi olur. O bir iki ağacın sahibi öteki hurma bahçesi sahibine zararı verir. Öyleyse Resulullah Efendimiz buyuruyor ki o bir iki ağacın hurmasını tekdir ederler, onu kuru hurma olarak verir. Al git, daha buradan alaka kesilsin, o bir iki ağacın hurması benim olsun. İşte bu satışı buna bey-i araya diyor İmam Malik. Bu caizdir diyor. İmam-ı Azem de diyor ki hayır, bey-i araya o demek değildir. Bunun manası en yu'riyer recülü recüle semere nehletin min nehlihi. Kendi ağacının hurmasını bir yahut da iki yahut da üç ağacın hurmasını birisine atiye, ihsan olarak veriyor. Bakıyor, muhtaç bir şeysi yok. Diyor ki ben şu şu ağaçların hurmasını sana verdim. Bu adamın oldu şimdi. Verdi. Fakat onu da ne vakitte veriyor? O yenilecek bir hale geldiği vakitte yahut aşı yapıldıktan sonra
فَلَا يُسَلِّمُ ذَٰلِكَ اِلَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ لَهُ. Ona teslim etmiyor. Bu hurma ağaçlarını teslim etmiyor. Evet. Hatta o meyve artık yenilecek bir hale gelinceye kadar. O vakitte o adamın hurması için bir iki ağaç hurma verdi. Ona da teslim etmiyor. فَرُخِسَ لَهُ اَنْ يَحْبِسَ ذَٰلِكَ. O hurmayı ihsan etti ya, ağacının üzerindeki hurmayı başka birisine verdi. Ona caiz kılındı ki onun hurmasını hapsede ve yu'tiye mekânehu harsehu temren. Bu hurmanın, ağacın üzerindeki yaş hurmaları sana verdim ama ben bunu teslim etmem. Sen gelirsen bana buradan bir zararın olur, fakat tahmin edelim kuru hurma olsa ne kadar olur bu? Onu sana vereyim, al git. İmam-ı Azam'ın tarifi de bu. Demek ki ihsan kabilinden bu. İmam-ı Malik'in dediği ki hayır. Olur ki veresi arasında teksim etmişler. Bir adamın 50 ağacı var. 3'ü birisine düştü, 47 birisine, yahut ikisini gitti satın aldı. 48 ağacın içinde 2 ağacı var. 2 ağacın sahibi gidecek, orada o da çoluk çocuğuyla çıkacak. 48 ağacın sahibine zarar verecek. Öyleyse onu tahmin etsin, satın alsın. O zararı kendisinden def etsin. İmam Malik'in tarifi bu. İmam-ı Azam de diyor ki hayır. Bir adam mühtaç, fakir, ötekinin de hurması çok. Bir yahut da iki ağacının hurmasını o adama atiye ihsan olarak veriyor. Veriyor ama fakat diyor ki şimdi sen bu bir iki ağaca sebep buraya gelme. Bu benim şeyimde kalsın. Diğer hurmaların arasında kalsın. Fakat bunu tahmin edelim. Ne kadar hurma verirse onu vereyim sana. Sen kuru hurma olarak al götür. Bu da ne vakitte caiz, ne vakitte çağalı haline gelirse o hurmalar o vakitte caiz. Bir rivayette aşı olduktan sonra da belli olur. Yani tahmin eden tahmin eder ki bundan şu kadar hurma gelir. O tahmin dairesine girdi mi onu verir. O hurmayı öteki adama verir. Ağaçlar kendisinin olur. İmam-ı Azam'ın tarifi de bu. Şimdi İmam-ı Azam'ın tahmininin daha güzel olduğunu İmam-ı Tahavi diyor ki وَكَانَ هَذَا التَّوِيلُ أَشْبَهُ وَاَوْلَى. İmam-ı Azam'ın tevili verdiği mana daha kıyasa benzer ve daha evladır. مِمَّا قَالَ مَالِكِ. İmam Malik'in dediğimden. لَاَنَّ الْعَرِيَّةَ اِنَّ مَاهِيَ الْعَطِيَّ. Ariyenin aslı atiyedir. İhsan etmek demektir. Selamun aleyküm. اَلَا يُرَى. Sen görmez misin ki اِلَلَّذ۪ي şöl bir şahsa ki مَدَحَ الْاَنْسَارِ اَنْسَارِ مَتِهِ. كَيْفَ مَدَحَهُمْ اَنْسَارِ نَصِلْ مَتْحَتِّ. İz yekûl, o şair şiarındadır ki لَيْسَتْ بِسِن۪يهَا وَلَا زُجَيْبَةٌ وَلَاكِنْ عَرَايَا فِي السِّن۪ينَ الْحَوَائِجِ. Ensar-ı Kiram'ı methediyor uzun bir kaside de. Diyor ki Ensar ihsan ederler. İhsan ederken bir kelime de söylemezler. Başa da kalkmazlar. Bunların ihsanları arayadır. Mühtaç oldukları senelerde araya yaparlar. Yani kurma az, kıtlık oldu mu kendi ağaçlarından bazı ağaçların meyvelerini mühtaç olanlara verirler. Bu Ensar-ı Kiram'da bir meziyettir. Yahut da garip gelmiş. Adamın Medine'de hiç kurması vesairesi yok. Öteki adamın da koskoca bir hurma ağacı var. Mühtaç olan bir adama diyor ki bir yahut da iki yahut üç ağacın hurmasını sana verdim. İşte bunu araya derler. İhsan olarak veriyor. Fakat o bir iki ağacı gelip o adam bakamaz. Onu beceremez. Yahut da çoluk çocuğuyla gelse zararı olur öteki adama. Onu tahmin eder. Kuru hurma olsa ne kadar getirir? Onu kuru hurma olarak verir. Yaş kurmayı alır. Aslında bu caiz değil ama fakat Resulullah Efendimiz bunu tecviz etmiş. اِيْ اَنَّهُمْ كَانُوا. Ensar-ı kiram buldular. يُعْرُونَهَا. İhsan olarak, araya olarak verirdiler. فِي السِّن۪ينَ الْحَوَائِجِ. Mühtaç oldukları senelerde, halkın mühtaç olduğu senelerde ağaçları araya olarak verirdiler. Bundan ne anlaşıldı? فَلَوْ كَانَتِ الْعَرِيَّةُ كَمَا زَهَبَ اِلَيْهِ مَالِكِ. Ariyenin manası İmam-ı Malik'in dediği gibi olsaydı اِذَنْ لَمَا كَانُوا مَمْدُحِينَ بِهَا. Bu takdirde ehli Medine methedilecek bir halde değil ki
Adamın kendi ağacı var, kendi ağacına gitmiş. O hurma ağacının bir kısmı onunmuş, adam gitmiş ağacına. Öteki de vay senin ağacın az, bana zarar oluyor. Bunu kuru hurma olarak tahmin edelim, verelim de zararım benden kes. Bunda methedilecek bir şey yok ki. İmam Malik'in dediği gibi olursa, Ensar'ın burada methedilecek tarafı yok. Ama İmam-ı Azam'ın dediği gibi olursa methedilecek tarafı yok. İskanı yu'tevne, yahut da böyle olur. Onlar verilirler. Kema yu'tevne, verildikleri gibi. Ne demek? Yani kendi ağacının yaş hurmasını veriyor, yerine kuru hurma alıyor. Peki öteki ne medet tarafı var? Başkasını ihsan mı etti? Yok. İmam Malik'in dediği gibi adamın kendi ağacının yaş hurmasının yerine kuru hurma aldı. Bir şey yok ki, atiye ihsan yok. وَلَاكِنَّ الْعَرِيَّةَ بِخِلَافِ مَا قَالْ Lakin ariye, İmam-ı Malik'in dediğinin hilafına. Adam kendi ağacındaki hurmayı meccanen birisine ihsan ediyor. Diyelim bir yahut da iki ağacın hurmasını ihsan ettiği. Fakat o adam gelip o hurmaya bakamaz, besleyemez. Yahut da gelse çoluk çocuğuyla hurma bahçesi sahibine zararı olur. Öyleyse bu el-ihsanı bittemam. Bunu tamam etmek için bu ihsanı ne yapacak? Kuru. Tahmin eder, kuru hurma olarak verir adam. Beleşten kuru hurma alır, oturur, yer. Feyin kâle kâilun, bir adam itiraz etse dese ki fakat zekerte fi hadisi Zeyd ibn-i Sabit'in radıyallahu teâlâ sen Zeyd ibn-i Sabit'in hadisinde zikreyledin ki enne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz neha en bey'i semeri bittemri Peygamber Efendimiz yaş hurmayı kuru hurmayla satmadan nehyeyledi, riba ribadır bu ve rakhase fil araya fakat bey'i araya da ruhsat verdi. Sen bunu zikreyledin bu hadiste. فَسَارَتِ الْعَرَايَا فِي هَذَا الْحَد۪يثِ اَيْدَا Öyleyse bey-i araya'da ruhsat verdi diyorsun. Orada da oldu bu araya meselesi. هِيَ بَيْعَ oldu. Ne oldu? هِيَ بَيْعَ ثَمَرٍ بِتَمْرٍ Yaş hurmayı kuru hurmayla satmak oldu. İşte nehye bu da dahil oldu. Münabeze, buna münabeze derler ki yaş hurmayı kuru hurmayla satıyor. Yaş hurma ağacın başında tahmin ediyor. Kuru hurmayla satın alıyor. Bu riba, bu caiz değil. Senin dediğin de böyle oldu. قِيلَ لَهُ adama denilir ki لَيْسَ فِي الْحَد۪يثِ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْءٍ Hadiste senin dediğin bu mesele yoktur. اِنَّمَا ف۪يهِ Hadiste vardır. ذِكْرُ الرُّخْسَةِ فِي الْعَرَايَا Araya da ruhsat meselesi var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem araya da yaş hurmayı kuru hurmayla satın diye tecviz etmiyor. Yaş hurmayı kuru hurmayla satmak caiz değildir. Bu doğru. Yalnız araya'yı tecviz ediyor. Araya. مَعَ زِكْرِ نَهْيَنْ بَيْعِ ثَمَرِ بِالْتَمْرِ Yaş hurmayı kuru hurmayla satmaktan nehyediyor. Yalnız araya'yı tecviz ediyor. Araya'nın da tefsiri iki türlü oluyor. Yani İmam-ı Azam'a göre adam kendi ağacının, bir ağacının, iki ağacının, üç ağacının neyse meyvesini birisine hediye ediyor. Bitti, hediye etti. Bu aslı hediye. Ondan sonra da iki taraf birbirinden zarar görmemeleri için Resulullah Efendimiz ruhsat veriyor ki o yaş hurmayı tekdir etsin, yerine kuru hurma versin. Aslında bu haram, riba oluyor ama fakat araya olduğundan, araya kısmına dahil olduğundan bir zaruret oluyor. Bu caizdir, buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. وَقَدْ يُقْرَنُ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ Bir şey bir şeye mukarın olur ve hükmühuma muhtelifun. Halbuki hükümleri muhteliftir. Yaş hurmayı kuru hurmaya satmak caiz değil. Öyleyse araya da bu kısımda oluyor ama fakat hükümleri muhtelif, birbirine mukarın. Çünkü Zeyd ibn-i Sabit diyor ki Resulullah Efendimiz ağacın üzerindeki yaş hurmayı kuru hurmayla satmadan nehyeyledi, yalnız araya'yı istisna etti. Araya da aynı şeye dahil oluyor. Fakat araya demek dediğim gibi işte ağacın üzerindeki hurmayı bir mühtaca atiye ihsan olarak veriyor. Sonradan da kuru yerine kuru hurma veriyor. Tahminde kuru hurma veriyor. Feyin kâle kâilun. Bir adam itiraz etse dese ki fakat zükret tevkifu fi hadisi Ebu Hureyre radıyallahu anh. Hazreti Ebu Hureyre'nin hadisinde de tevkif geldi. Ala hamsete evsukin.
Yani araya caizdir. Fakat onun da bir miktarı var. 5 vesek olursa. Ve fî zikrihi zâlik. Bu 5 vesek zikirde olucudur. Mâ olbişi hüküm ki. Yenfi nefider en yekûne hükmü mâ huve ektere min zâlik. 5 vesekten çoğu olursa onun hükmü olmaya, ki hükmü onun hükmü gibi olmaya. 5 vesek olursa araya caizdir. 5 vesekten ziyade olursa caiz olmamak lazım gelir. Böyle bir itiraz varid olursa قِيلَ لَهُ adama denilir ki مَا ف۪يهِ bu hadisi şerifte olmadı. مَا يَنْف۪ي شَيْءًا مِمَّا زَكَرْتُ benim zikrettiğim şeyden hiçbir şeyi nefyetmedi. Hadiste yoktur nefyeden şey. وَاِنَّمَا يَكُونُ ذَٰلِكْ كَذَٰلِكْ bu böyle olur. لَوْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz buyursaydı senin dediğin gibi olurdu. Ne de buyursaydı? La yekunul ariyetu illa fi khamseti evsukin ev fi ma dune khamseti evsukin. Araya caiz olmaz illa 5 vesekte yahut 5 vesekten az olursa caiz olur. Resulullah Efendimiz böyle deseydi bu vakitte derdik ki 5 vesekten ziyade olursa caiz olmaz. Halbuki Peygamber Efendimiz onu demedi ki. Ne buyurdu? Hazreti Ebu Hureyre'nin hadisinde bir hadise olmuş da 5 vesekte arayayı Peygamber Efendimiz tecviz etmiş. 5 vesekten ziyadesinde caiz değildir diye bir emir yok. 5 vesekte caiz olduğu gibi ziyadesinde de caiz olur. فَاِذَا كَانَ الْحَدِيثُ hadis olursa اِنَّمَا ف۪يهِ hadiste olursa كَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz رَخَّسَ ف۪ي بَيْءَ الْعَرَيَا arayanın beyinde ruhsat verdi fi khamseti evsukin 5 vesekte ev fi ma dune khamseti evsukin yahut da 5 vesekten az bir miktarda cevaz verdiyse fezalike yehtemilu bu mühtemil olur ki en yekune ola ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz rakhase ruhsat vermiş ola fihi bu meselede li kavmin bir cemaate nerede fi ariyetin araya beyinde lehum o kavme ruhsat verir ki hâzâ onların ariyesi nedir? Miktarı ha hamsete usuktur. Yani bir veka olmuş da 5 veseka kadar bir ariye olmuş Resulullah Efendimiz'e sormuşlar o da buyurmuş ki bu caizdir. Yani ziyadesi caiz değildir manası bundan çıkmaz. فَنَقَلَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Hazreti Ebu Hureyre nekleyledi. ذَلِكَ bu vakayı. 5 vesek adamın ağacındaki hurmayı tahmin etmişler. 1 vesek, 5 vesek demişler oğlum. 5 vesek kuru hurmayı vermiş, yaş hurmayı almış. İşte Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh bu vakayı naklediyor. Diyor ki bir ariye oldu. Ağacın üzerindeki yaş hurmayı tahmin ettiler. 5 vesek kadar oldu. Adam da kuru hurma verdi, onu aldı. Bu vakayı naklediyor. Ve akbere bir ruhseti fîmâ kânet. Olan şeyde ruhseti, 5 vesekte olan bir ariyeyi de ruhsat olduğunu Ebu Hureyre haber veriyor. Ve lâ yenfî zâlik. Bu nefyetmez. En yekûne tilker ruhsatu bu ruhsat ola. Cariyeten cariye olmasını nefyetmez. Fîmâ hu ekseru min zâlik. 5 vesekte ziyade olursa onda beyi araya caiz değildir diye böyle bir şey olmaz. Oradaki ruhsatı nefyetmez. Yani ziyadesinde de ruhsat vardır. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ bir adam itiraz etse dese ki فَفِي حَد۪يسِ عُمَرَ وَجَابِرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Hazreti Ömer'in ve Hazreti Cabir'in rivayet eylemiş oldukları hadiste olucudur ki اِلَّا اَنَّهُ رَخَّسَ فِي الْعَرَيَا Peygamber Efendimiz yaş kurmayı, kuru kurmaya inan satmaktan nehyeyledi, illa araya da ruhsat verdi. فَسَارَ ذَٰلِكَ مُسْتَسْنًا Öyleyse araya istisna edilmiş oldu. مِنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ Yaş kurmayı, kuru kurmayla satmaktan istisna edildi. Yaşı kuruyla satmak caiz değildir. İlla araya olursa caizdir. فَسَبَتَ بِذَٰلِكَ Bununla sabit oldu ki ennehu bey'u semerin bitemrin. İtiraz eden adam diyor ki bey'i araya istisna etti ama o da yaş kurmayı kuruyla satmak oldu. Bu istisna caiz olmaması lazım. Kıyle lehu adama denilir ki kad yecuzu caiz olur bazen ki en yekune ola. Guside bizalik bununla kastedilmiş ola. Kime? İlel mu'râleh
o ağacın hurması kime arayı olarak verilmişse ona kastediler. فَرُخِّسَ لَهُ ona niçin terhis edildi? اَنْ يَأْخُذَ ثَمَرًا meyveyi ala. Yahut da temren. Temren olsa daha güzel olur. اَنْ يَأْخُذَ temren hurmayı ala bedelen min semerin fi ru'usin nakli. Ağaçların başındaki yaş hurmanın yerine hurmayı almak o mürala için tecviz edildi. Aslı bunun caiz değildir ama adam madem ağacının üzerindeki hurmayı birisine hediye etmiş, yalnız ha hediye olarak geldiğinden onu Peygamber Efendimiz ruhsat vermiş ki sana yaş hurma adam hediye etti fakat yerine kuru hurma tahmin eder alırsan ise senin için caizdir. Mürala için caiz. Hediye olarak geldiğinden. لَاَنَّهُ يَكُونُ بِذَٰلِكِ bu adam bu sebeple olur فِي مَعْنَ الْبَايَ bayi manasında olur. Ağacın hurmasını kendisine ağaç sahibi verdi ya kendi hurmasını satmak satıcı manasında oldu. وَذَٰلِكَ لَهُ حَلَالٌ bu da o adama halaldır. فَيَكُونُ الْاِسْتِسْنَاءُ Resulullah Efendimiz'in istisnası oldu. لَهَذِي الْعِلَّةِ bu illetten dolayı. Yani kendisine hediye olarak verildiğinden dolayı tecviz ediliyor. Yoksa aslında caiz olmaması lazım ama hediye olarak gelmiyor da bir adam kendi hurmasını satıyor. Gel ben bahçemin hurmasını tahmin edelim. Sana satayım sen bana kuru hurma ver. Bu caiz değildir. Müara, araya olursa hediye kısmından o caiz. Ve fi hadisi Sehl ibn Ebi Haseme İbn Haseme'nin hadisinde olucudur ki illa ennehu رخص في بيع العرية. Peygamber Efendimiz bey-i ariyede ruhsat verdi. Neyle? بِخَرْسِهَا تَمْرًا ağacın üzerindeki yaş hurmayı tahmin eder. Temren kuru hurma olarak tahmin eder. Bu yetişse, kemale erse, kuru hurma olsa ne kadar getirir? Muhammin tahmin eder. Ki bunu tahmin eder. Evet. Bunda Resulullah Efendimiz ruhsat verdi. يَأْكُلُهَا اَهْلُهَا رُتَبًا sebebi bu ağacın başındaki hurmayı verdi ya birisine onu tahmin eder, kuru hurma olarak verir bu hediye etmiş olduğu adama ki o hurma bahçenin sahibi de onu yaş olarak indirsin, yesin. فَكَدْ زَكَرَ لِلْعَرِيَّةِ اَهْلًا öyleyse ariye için bir ehl zikretti hadiste. وَجَعَلَهُمْ onları kıldı يَأْكُلُونَهَا رُتَبًا yani illet onu yaş hurma olarak yesinler diye. وَلَا يَكُونُ ذَٰلِكَ bu da olmaz. اِلَّا وَمَلَكَهَا اِلَّا o hurmalara malik olur. اَلَّذ۪ينَ şöyle bir kimseler ki adet o bey-i ariye rücu etti ileyhim kendilerine. Ne mukabilinde? Bil bedelillezi şol bir bedel mukabilinde ki uhize minhum onlardan alındı. Yani o ağacın üzerindeki hurmaları o adam satın alıyor fakat o kendisine helal oluyor. Onun yerine kuru hurma verdiğinden bedelini veriyor da o sebeple helal oluyor. Fezalike bu yusbitu kavle Ebi Hanife İmam-ı Azam'ın kavlünü ispat eder. Evet. Yani ariyenin aslı hediyedir. Ağacının başındaki yaş hurmayı hediye olarak vermiş. Sonunda da bu adamın hurması ya ben kuru hurma vereyim bu kesin kuru hurmayı versin biz de bunu yaş olarak indirelim de rutab olarak yiyelim. Feyin kâle kâilun bir adam itiraz etse dese ki levkâne olsa tevilu hâdîl âsâr bu eserlerin tevili olursa mâ zehebe ileyhi Ebu Hanife Ebu Hanife'nin sahip olduğu gibi olursa lema kana li zikri ruhsati fiha manan bu eserlerde ruhsatın zikri için bir mana olmaz. İmam-ı Azam'ın dediği gibi olursa daha ruhsete lüzum yok ki. Niye Peygamber Efendimiz bir araya istisna kılmış? Ne demek? Adam kendi malını getiriyor, yaş hurmayı kuru hurmayla satıyor. Bu ruhsat nereden çıktı? Mana olmaz. Kıyla lehu adama deniliyor ki bellehu manan sahihun. Onda manayı sahih vardır. Yani ruhsat manası çıkar. Velakin kaduhtülüfe fihim mahve. Bunda ruhsat var ama bu ruhsat ne şekildedir? Bunda ihtilaf olundu. Fekale İsa ibn Ebban. İsa ibn Ebban Hanefiyeden. Bu dedi ki manel ruhsati fizalik. Bu bey-i arayadaki ruhsatın manası.
ennel emvale kullaha, malların hepsi, hangi türlü mal olursa olsun, la yumleku biha, la yumleku imlak olunmaz, la yumelleki de olur bu, la yumelleki temlik olunmaz, biha bu mallar, ibdalen bedel ile, illa bunu tebdil edemez, la yumelleki mef'ul fail daha güzel, la yumelleki temlik edemez, biha o malları, ibdalen ibdal yönünde, yani onu versin de yerine bedel alsın, bunu yapamaz. İlla men, illa bir kimse yapar ki kâne mâlikâ, o mala sahip oldu. Bir adam mala sahip olacak, o korumaya sahip olacak da ondan sonra o onu verecek, yerine başka bir şeyi alacak. La yebî'u racülün, bir adam satamaz. Ma bir şeyi ki la yemliku, la yumelliku temlik edemez. Bi bedelihi, onun onu bedeliyle temlik edemez. Bir adam bir adamın ağacı değil. Başkasının ağacını götürse de bir bedelle satsa caiz olur mu? Olmaz. Niye? Malik değil, kendi mülkinde değil. Öyleyse feyemlikü zâlikel bedel, onu temlik etsin de o bedeliyle temlik etsin, bu olmaz. İlla malik olacak o ağaca ki onu temlik eder. Bu meselede de var. Adam bu ağacın üzerindeki yaş hurmayı başka birisine hediye etmiş, onun mülkine girmiş. Mülkine girdiğinden adam kendi mülkindeki hurmayı ağacın sahibine satacak. İşte ruhsat burada var. Malik olamasa satamaz. Ve innemâ yumelliku zâlik, zâlikel bedel, o bedeli temlik eder. İzâ melekehu, ona malik olursa bu vakitte verir de o bedelinin alabilir. Bi sıhhati milkihi, kendi milkinin sahih olmasıyla. Li şeyillezî bi şey'e, ki huve bedelun minhu, ondan bedeldir. O hurma ağacının üzerindeki hurma kendisinin olması sahih olacak ki o yaş hurmayı vere de yeri hurma, kuru hurmayı ala. Kale Eyse bin Ebban, dediler ki fel mu'ri, onu ariyet veren kimse, o hurmayı, yaş hurmayı veren, lem yekun melikel ariye, ariyeye malik olmadı. Lennehu lem yekun kabadaha. Fel mu'ra, mu'ri, fel mu'ri, hurmayı, yaş hurmayı veren kimse, lem yekun melikel ariyete, o ariyeye malik olmadı, lennehu lem yekun kabadaha, onu kabız etmedi. Ve temrüllezi yahuduhu, yok, o mu'ra oldu, mu'ri değil, fel mu'ra, o hurmanın başındaki hurmayı verilen kimse, mu'ra, mu'ra leh olsa daha güzel olurdu. Lem yekun melikel ariyete, o ariyeye malik olamadı, لَاَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَبَضَهَا, kabz etmedi. Ağacın başındaki hurmayı sana verdi. Öteki kabz etti mi? Etmedi. Etmediği gibi malik olamadı. وَالْتَمْرُ الَّذِي يَخُذُهُ بَدَلًا مِنْهَا, peki onu kabz etmediği halde onun mukabilinde kuru hurma alıyor. O almış olduğu kuru hurma قَدْ جُعِلَ طِيبًا لَهُ, kabz etmediği bir malın bedeli olarak alıyor. Bu aslında helal olması caiz değil. Bu haram. Fakat ona tıyb oluyor. Elinde kabz etmediği bir mali satıyor, yerine kuru hurma alıyor. Bu haram olması lazımken قَدْ جُعِيلَ طِيبًا لَهُ, ona tıyb kılındı فِي هَذَا الْحَدِيثِ. Bu hadiste Peygamber Efendimiz ruhsat verdi. وَهَوَ بُوْ بَدَلٌ مِنْ رُتَبٍ, bir rutebin mukabili olarak kuru hurma aldı ki لَمْ يَكُمْ مِلْكَهُ, o ruteb kendi milkinde değildi. Çünkü hibe neyle tamam olur? Kabz ile tamam olur. Evet, peki bu adam hediye etti. Hediye etti, hediyeyi kabz edecek ki tamam olur. Kabz etmedi. Malik olmadı. Bu şer'en caiz olmaması lazım. Fakat Resulullah Efendimiz işte ona ruhsat verdi. Bunda ruhsat var. Niye? Bir zaruret olduğundan dolayı başka bir Müslüman da hurma yesin. Bu mesele olması, o fakir hurmayı yemeyecek. Bu adam kabz etmediği yaş hurmayı sattı ve bedeli olan kuru hurmayı aldı, yedi. İşte bey araya bu. قَالَ فَهَذَا هُوَ الَّذ۪ي قُسِدَ بِالْرُخْسَةِ اِلِهِ, işte ruhsat ile kastedilen mana bu. Haram olan bir şeyi Resulullah Efendimiz o hususta helal kıldı bey araya. Mesela senin ağacın üzerinde ağacın var, limon, portakal yahut da ceviz neyse, çok senin, bir fakire ağaçların birisinin dedim ki bu ağacın meyvesi senin olsun. Adam ona malik olamadı. Niye? Hediyeyi eline almadı. Ondan sonra da adama dedin ki gel tahmin edelim.
bunda ne kadar ceviz çıkar yahut ne kadar portakal çıkar tahmin etti bir adam. Bunun kemale irmişini vereyim de bu gene benim olsun. Ben bunu istediğim gibi tasarruf ederim. Aslında bu caiz değil. Fakat bu şekilde, araya şeklinde Resulullah Efendimiz müsaade buyurdu. Ve kâle gayruhu. Ulemanın bazıları da dediler ki el-ruhsetu, yani Aysa bin Ebban'dan başka bu beyi araya'daki ruhset enne'r-racule, bir adam izâ âra'r-racule, bir adama ariyet olarak verirse eşşeye bir şey, min semeri meyvesinden ve kad ve'adehu, ona da vaad etti ki en yüsellimehu ileyhi, ona teslim ede liyemlikehu'l-müslemu ileyhi, müslemu ileyhi, ona malik olarak vaad etti ki bu kemale geldi mi ben sana vereceğim bunu. Evet. O ne vakitte malik olacak? Diyor. O da ne vakitte teslim ederse liyemlike ona malik ola el müslemüli, kendisine teslim edilecek adam bi kabdihi iyyahu, onu kat etmekle malik olacak. Ve aler racüli, bir adam üzerinde de orucudur fi deynihi, kendi borcunda en yefiye bi veadihi, kendi vaadini ifa eder. Ama adam madem vaad etmiştir, öyleyse ona bir borçtur. Bu vaadini yerine getirecek. Ve imkâne gayre me'hûzun bihi fil hukum. Hükümde ve gayre me'hûzun bihtir. O adam vaad etti, hibe etti ama teslim olmadığından dolayı sözünden de dönebilir. Yani icbar edemezse. Bir adam hediyeden rücu edebilir. Kabız olmadıktan sonra dönebilir. Bu adam da ağacının üzerinde meyvesini verdi. Öteki adam da kabız etmedi. Dönerse dönebilir. Yani hükmen onu icbar edemezsin. Fakat o adam vaat ettiğinden dolayı borçludur. Vaadini yerine getirsin. Faruk ise lil mu'ri, ariyet veren adama ruhsat kılındı. En yahtabise, hapsede ma ara, hediye olarak vermiş olduğu o hurmayı hapsede buna ruhsat verildi. Ne tarikiyle? Ben yu'tiyel mu'ra, hediyeyi kime verdiyse ona vere, harsehu tehminini, ne olarak? Temre. Kuru hurma olarak tehmin ettiği şeyi ona vere. Bedelen minhu, o yaş hurmaya bedel. Min gayri en yekune asimen, günahkar olmaksızın. Yaş meyveyi, kuru meyveyle sattığından günahkar olacaktı. Fakat beyi araya da asim olmadı. Resulullah Efendimiz ruhsat verdiğinden dolayı. Ve la fi hukmi men ihtelefe mev'iden. Evet. Asim olmaksızın ve la fi hukmi men ihtelefe mev'iden. Bir de bir adam vaad etti de hulf etti. O hükümde de olmadı bu. Sen bu kemale gelecekti de sonra bana verecektin. Vaad öyle değil miydi? Bu iki ağacın meyvesi kemale gelecek, öteki adama verecekti. Ama gününden evvel hemen yaş hurmayı tahmin etti, yerine kuru verdi. Vaadinde hulf etmiş oldu mu? Esas vaadinde hulf etmiş oldu. Fakat bir araya da ruhsat vardır. O adamın bir ihtiyacını, zaruri ihtiyacını bir an evvel def ettiğinden bu da vaadinde hulf sayılmadı. وَلَا فِحْكُمْ مَنْ اِخْتَلَفِ مَوْعِدًا فَهَذَا مَوْدِعُ الرُّخْسَ. İşte mevdu-i ruhsa başkalarına göre, yedikler ulemaya göre de budur. وَهَذَا التَّذ۪يلُ الَّذ۪ي ذَكَرْنَهُ. Şu mana ki biz zikreyledik. An Ebi Hanife'de rahmetullahi aleyh, İmam-ı Azem'den zikreyledik. اَوْلَا, daha evladır. Mimma, şu bir manadan ki hümile aleyhi ve çuhadel hadis, bu hadisin meçhi manası hamledilen manaların en güzeli İmam-ı Azim'den rivayet ettiğimiz tevildir. Lennel asare, eserler kad caaten Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den geldi, mütevatireten, mütevatir olarak geldi. Ne ile geldi? Bin nehyi en bey'i semeri bit temri. Mütevatir olarak birçok hadislerde geldi ki yaş hurmayı kuru hurmayla satmak haramdır. Öyleyse bey-i araya da Resulullah Efendimiz ruhsat verdi. İllet ne? İllet de işte budur. İmam-ı Azem'in dediği gibi. Buraya geldi çıktı. Vahadet, evet. Vakit geldi. Feminha ma kad zekernahu fi evveli hâzâ. Burada kalsın. Ki artık bu mütevatir olan hadislerdendir diyor. Daha başkalarını da söylüyor. Allah-u Teala a'lem ve sallallahu aleyhi ve sellem. Feminha ma kad zekernahu fi evveli hâzâ.
وَمِنْهَا مَا قَدْ حَدَّسَنَا يُونُسْ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسْ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ حَدَّسَنِي سَعِيدٌ وَأَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبَايَعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ. Dünkü dersin sonunda dedi ki Resulullah Efendimiz ağacın üzerindeki yaş hurmayı, kuru hurmayla satmada nehyeyledi. Bu nehi hakkında bu babın evvelinde birçok hadisi şerife zikreyledi. Yine başka hadisi şerifler de var diyor. İşte yukarıda okuduğumuz hadisi şeriflerden sonra bir de Hazreti Ebu Hureyre'den gene İmam-ı Tahavi rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki لَا تَبَايَعُوا siz satmayınız اَسْسَمَرَ meyveyi بِالْتَمْرِ hurmayla. Yaş hurma ağacın üzerinde onu kuru hurma tahmin ediyor, alışveriş yapıyorlar. Bunu yapmayınız çünkü bu riba olur. قَالَ اَبْنُ شِهَابُ وَحَدَّثَنِي سَالِمُ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَب۪يهِ عَنِ النَّب۪يِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِثْلَهُ سَوَى. Bu hadis-i şerif İbn-i Şihab'dan geliyor. İbn-i Şihab diyor ki bu Ebu Hureyre radıyallahu anh'den geldi. Fakat Abdullah İbni Ömer'den de aynı hadisi şerifi ben rivayet ediyorum. Demek ki iki sahabe rivayet eylemiş. İbn-i Şihab-ı Zühri'de senet birleşmiş. İmam-ı Tahavi İbn-i Şihab-ı Zühri'den bu iki hadisi de rivayet ediyor. Haddesena Yezidu ve ibn Ebi Davud kala haddesena Abdullah İbni Salih kala haddeseniye Leith kala haddeseni Ukeylun an İbn-i Şihab, an Salim'in, an Ebihi, an Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. İmam-ı Tahavi Abdullah İbni Ömer'den gelen hadisi başka bir senetle de rivayet ediyor. Haddesena Muhammed İbni Haccac, kâle haddesena Halid İbni Abdirrahman, kâle haddesena Hammad İbni Seleme, an Amr İbni Dinar, kâle Semiat İbni Ömer, süile an racülin. Ben Abdullah İbni Ömer'i işittim. Ona birisi bir sual tevcih etti. Sordu ki bir adamdan ki iştera semereten meyveyi satın aldı. Ağacın üzerindeki yaş hurmayı satın aldı. Bimi'ati ferakin 100 ferak yekilu lehu ona ölçer verirdi. Ferak diyor ki 16 ritil alan bir ölçüdür. 16 ritil. Pazarlık etmişler, senin ağaçların üzerindeki yaş hurmaları bana sat. Satarım demiş, neye satarsın? 100 ferak ver demiş, kuru hurma ver. Bu ağaçların hurmasını, yaş hurmasını sana vereyim. Sordular Abdullah İbni Ömer'e ki bu alışveriş böyle oldu. Bu caiz midir, değil midir? Ne buyurursunuz? Kale Abdullah İbni Ömer buyurdular ki Neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz nehi buyurdular. An hâzâ bundan, yani kasteder el-müzâbene, müzâbeneyi kasteder. Müzâbene, yaş hurmayı kuru hurmayla satmak. Tahmin ediyor ağacın üzerindeki yaş hurma ne kadar kurusa ne kadar kuru hurma olur, onu satıyor. Resulullah Efendimiz işte bundan nehi buyurmuştur. Buna bey-i müzâbene derler. Müzâbene. Müzabene hakkında da iki rakamında izahat veriyor. Diyor ki el müzabenetu müfadale. Müzabene müfadale demek. Yani bir taraf ziyade oluyor. Riba olması da bundan oluyor. Bu hurmayı tahmin eder ama tam eyni tart olmadığından dolayı bir tarafta bir fazlalık olur. Ona ribel fadıl derler. Müzabene minezzeben ve huve def'u şedid. Şiddetli bir şey itiledin mi? İtilemek ona zeben derler. Ve minhu zebaniyet. İşte zebaniye de bundan gelir. Zebaniye kimdir? Melaiketun nar. Cehennemin melekleridir. Onlara zebaniye denilmesi şiddetli kafirleri cehenneme itilediklerinden dolayı geliyor. Leennehum yezbenunel keferete fiha. Kafirleri şiddetli tutar, cehenneme atarlar. Onun için bunlara zebaniye denildi. E yetfeunehum fiha. Kafirleri cehenneme şiddetli def eder, itilerler. Peki bu alışverişin bununla ne alakası ne? Diyor ki ve sümmiye hâzel bey'u. Bu alışveriş
Müzabene tesmi edildi. لَاَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَبَايِعِينَ Alışveriş yapanlardan her birisi, yani ister müşteri olsun, ister satıcı olsun, bunlar يَزْبَنُ اَيْ يَدْفَعُ الْآخَرَ اَنْ حَقِّهِ Ötekini hakkından itiliyor. Diyor ki illa senin hakkın bana geçsin, yani diyor. Gasp ona bir hücum ediyor. Öteki bu nasıl oluyor? Alan ve satan adamlar sonradan ihtilaf ediyor. Mesela yaş hurmanın sahibi farz et ki aldandı. Öteki de diyor ki hayır, ben bu alışverişi istemem, ben aldandım. Binaenaleyh ben bu alışverişi istemem diye öteki adamın hakkını kendi tarafına almak istiyor. İtiliyor, yani hakkından uzaklaştırıyor. Veyahut da müşteri, ya alan ya satan, hangisi pişman olursa ötekinin hakkından onu uzaklaştırmak istiyor, def etmek istiyor, onun için müzabene diyorlar. İlla yani iki tarafın birisi hakka razı olmuyor. يَدْفَعُ الْاَخَرَ اَنْ حَقِّهِ Hakkından ötekini def eder. لِمَا يَزْدَادُ مِنْهُ Ondan ziyade olan şey için. İlla bir tarafında bir ziyade oluyor, onun için haksızlığa kaçıyorlar. فَاِذَا وَقَفَ اَحَدُهُمَا عَلَى مَا يَكْرَهُ تَدَافَعًا Birisi, o iki alışverişçiden birisi vakıf oldu ki kendisi aldanmış. عَلَى مَا يَكْرَهُ Kerih gördüğü gibi bir şey üzerine vakıf oldu mu? Evet, tedafü ederler. İkisi birbirleriyle, gel bu alışverişi bozalım, karlı olan bozmam, zararlı olan hayır, bozacaksan bozmam, dedikodu ederler. فَيَحْرِسُ أَحَدُهُمَا عَلَى فَسْخِ الْمَبِيعِ وَالْآخَرُ عَلَى اِمْضَائِهِ Onlardan hangisi zararlıysa o alışverişi bozmak ister. Kârlı olan da hayır, bu alışverişi yürütelim, bozmayalım der. Birbirleriyle çekişirler. Bunun için buna müzabene dediler. Çekişmek olduğundan. حَدَّسَنَا نَسُرُ بْنُ مَرْزُقُ قَالَ حَدَّسَنَا النَّافِعِنْ اَنْ اِبْنِ عُمَرِ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر buyurdular ki صلى الله عليه وسلم nehi buyurdular en bey'i semerin nakli hurma ağacının üzerindeki yaş hurmayı satmaktan ne ile bir temri kuru hurmayla satmaktan nehi buyurdular keylen ölçüyle nasıl ölçü ağacın üzerindekini ölçmüyor onu tahmin ediyor diyor ki şu ağacın üzerindeki yaş hurmaları şu kadar ölçek hurmaya bana ver. O da razı oluyor. O kuru hurmayı ölçerek veriyor. Bundan nehi buyurdular. Daha neden? Ve zebibi bil inebi keylen. Yaş üzümü kuru üzümle satıyor. Yaş üzümü ağacın üzerinden yaş alıp yiyecek. Onu satıyor. Kuru üzümle satıyor. Kuru üzümü ölçekle veriyor. Fakat öteki yaş üzüm ağacın üzerinde o ölçeğe girmiyor. Onun için bir tarafta ziyadelik oluyor, riba oluyor. Ve zer'i bil hintati keylen. Başaktaki biçilmemiş, dövülmemiş arpa buğdayı da ölçüyle buğdayına yahut arpayına satın alıyor. Şu başaktaki mehsul ne kadar olursa tahmin ediyor. Ona kaç kilo buğday yahut arpa verecekse ölçü olarak veriyor. Bundan da nehy eyledi. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا محمد بن عون قال أخبرنا حماد بن سلمة أن عمرو بن دينار أن ابن عمر عبد الله بن عمر سئل سؤال أولندي عن رجل بر أدمدان كي باع ساتي ثمرة أرضه kendi yerinin meyvesini ağaçlarının meyvesini sattı kime bir رجلin bir adama ne mukabilinde bir miati farakin 100 farak Bir ferak, 16 ritil. Evet, yani 16 ritil. Ritilin de şeysi var, mizanı var şimdi hatırımda değil. Evet. Bu caiz midir, değil midir? Fekale, Abdullah İbni Ömer buyurdular ki, neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz nehi buyurdular, en hâzâ bundan. Bu düğülü muamelede nehi buyurdular. Vehvel müzabene, işte müzabene de budur. Yaş kurmayı, kuru kurmayına satmadır. Haddesena Nesr ibn-i Merzuk, kâle haddesena Ebu Zür'a, Vehbullah ibn-i Raşid, kâle ahbereni Yunus, kâle haddeseni Nafi'a, enne Abdullah ibn-i Ömer,
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. İmam Tahavi bu hadisi de Nesr ibn Merzuk'tan rivayet ediyor. Yine Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma'ya çıkıyor. Abdullah ibn Ömer buyuruyor ki Peygamber Efendimiz müzabenede nehi buyurdular. Kale buyurdu ki vel müzabenetü, müzabene nedir? En yeşteriye recülü, bir adam satın almaktır. Ev yebi'a, yahut satmasıdır. Ya satıp ya satın alıyor. Neyi satıyor? Haitehu, kendi bahçesini. Yaş hurmalarını neyle? Bir temrin kuru hurmayla, keylen ölçü olarak kuru hurma alıyor. Ağacın üzerindeki yaş hurmaları veriyor. Ev kermehu bi zebibin keylen. Yahut da üzüm bağındaki, üzüm ağaçlarının üzerindeki yaş üzümleri satıyor. Ne mukabilinde? Bi zebibin, kuru üzüm mukabilinde, keylen ölçü olarak. Ölçüyle kuru üzüm alıyor. Ve en yebi'a zer'a keylen. Yahut da başaktaki buğdayı, arpayı, bunu satıyor. Bir şeyin minet ta'am. Ta'amdan bir şey ile. O da ölçü olarak. Mesela buğday ise buğda veriyor, arpa ise arpa veriyor. Hangi cinsten ise o cinsten veriyor. Bunlar işte bi'i müzabene budur. Resulullah Efendimiz bunda nehi buyurdular. Haddesena Muhammed ibn Amr ibn Yunus. Kale haddesena Ebu Muaviye an Ebi İshak el-Şeybani. An İkrimete an İbni Abbasin kâle nehâ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi şerifi de İmam-ı Tahavi Abdullah İbni Abbas'tan rivayet ediyor. Abdullah İbni Abbas buyurdular ki nehâ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem Efendimiz nehi buyurdular. Anil muhâkaleti vel müzâbene. Muhâkale ve müzâbene der. Muhâkale, başaktaki yaş taneleri kuru taneyle satmak. Muhakale. Müzabene de yaş kurmayı kuru kurmayına satmak. Yukarıda da birkaç defa bunlar geçtiler. Resulullah Efendimiz bunların her ikisinden de nehiyledi. Şimdi bu rivayetlerin çokluğunu ispat etmek için İmam-ı Tahavi Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet eyledi, Abdullah İbni Ömer'den rivayet eyledi, Abdullah İbni Abbas'dan rivayet eyledi. Daha yukarıda da geçmişti. Burada da yine birkaç hadisi şerif daha getiriyor. حدثنا إسماعيل بن يحيى قال حدثنا محمد بن إدريس عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث شريف ده حضرت جابر ده رواية إلدي مثله أين يقردك حديثي عبد الله بن عباس ده رواية إلدي كحديث أينني يعني رواية إلدي كرسول الله Efendimiz محاقلة ومزابنة ده نهي buyurdular. Ve zâre. Fakat Hazreti Cabir'in hadisinde ziyade eyledi. En yebi'ar racülü zer'a bimi'eti farakı hintatin. En yebi'ar racülü, müzabene nedir? Muhakkale birdir. Muhakkale, müzabene. Daha izahı var. Dedi ki en yebi'a sata. Er racülü, bir adam. Ez zer'a mezru'ati, başaktaki daneleri. Bimi'eti farakın hintatin. 100 faraka. O da ne yönünden? Hintaten buğday, yani 100 ferek buğdaya satıyor. O ala terikil misal 100 fereki getiriyor. Yoksa tahmine göre 100 ferek olsun, aşağı olsun, yukarı olsun. Vel müzabenetü, müzabene en yebi'at semere, meyveyi sata fi ruusin nehli, hurma ağaçlarının üzerindeki yaş hurmayı sata, bimi'eti ferekin, 100 ferek mukabilinde sata. Burada da yani 100 ferek misal terekiyle. Demek o satılmış, öyle bir veka olmuş da satılmış, onu zikrediyor. 100 ferek olur, 200 ferek olur, 50 ferek olur. Evet. Yalnız Hazreti Cabir'den geliyor ya bu rivayet. Mesela o da yukarıki rivayetleri teyit ediyor. Haddesena Fahdun kâle haddesena ibn Ebi Meryem kâle akberena Muhammed ibn Müslim el-Taifiyyü kâle akberena İbrahim ibn Meysera قال أخبرني عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال yine Cabir ibn Abdullah'tan rivayet edildi. İmam-ı Tahavi Hazreti Cabir buyurdular ki Neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz nehi buyurdular? Anil muhabereti vel müzabeneti vel muhakaleti. Üç şeyden nehi buyurdular. Muhabere. Evet. Muhabere yerini
kiraya veriyor mehsurun dörtte birisiyle yahut üçte birisiyle. Bu muhabere diyor ki ben bu araziyi vereyim. Fakat bunun kirası, bunda ne mehsul alırsan dörtte biri benim yahut da üçte biri benim. Bu caiz değil. Niye? Belki hiçbir şey bitmedi. Adamın gerisi beriş gidecek. Yahut da ekmedi. Resulullah Efendimiz ilerideki davayı halletmek için dedikodu olmaması için hayır. Böyle yerden çıkan üçte bir, dörtte bir olmaz. İcarını ver, yerini tut. Bir. İkincisi müzabene. Yaş hurmayı kuru hurmayla satıyor. Muhakkak bir tarafta ziyade olur, ribaya gider. Evet. Muhakkale başağı yaş olarak kuruyla satıyor. Arpayı arpayla, buğdayı buğdayla. O tekminde de muhakkak bir yanlışlık olur. Ya tarladaki fazla olur, yahut da verdiği fazla olur. Ribaya gider. Haddesena Ebu Bekrata, Bekkar ibn Kuteybe, kâle haddesena Hüseyin ibn Hafsin, kâle haddesena Süfyanu, kâle haddeseni Sa'd ibn İbrahim, kâle haddeseni Umar ibn Ebi Seleme, en Ebi Hureyre'te, kâle neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Burada da Umar ibn Ebi Seleme'ye çıkıyor. Bu Umar ibn Ebi Seleme, Hazreti Peygamber Efendimiz'in zevcelerinden Ümmü Seleme'nin oğlu. Ebu Seleme'den olan oğlu ki, anası Ümmü Seleme'yi Peygamber Efendimiz'e nikah eden bu. Bu Ömer, Hazreti Ebu Hureyre'den işitmiş bu hadisi şerifi. Kale Hazreti Ebu Hureyre buyurdular ki, Neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem Efendimiz nehi buyurdular. Anil muhakaleti vel müzabene. Muhakale ve müzabenede nehi buyurdular. Kale sümme dedi ki, vel muhakaletu muhakale nedir? İzah ediyor. Es şartu fil zer'i. Zeryada şart koşuyor. Yani başaktaki bu arpa buğda tanesi ne kadar ise onu tahmin ediyor, yerine kurusunu veriyor. Evet. Vel müzabenetü müzabene de et temre bit temri fin nehli. Hurma ağacında hurmayı hurmayla satmak. Yani muhakale buğda yahut da arpa zeryada olan alışverişe yaşı kuruyla satarsa mezruatta olana muhakale diyor. Müzabele de hurmada olanı da müzabene diyor. Bunu izah ediyor. Fahadil asar, işte bu hadisler, bu eserler kat tevateret, tevatür derecesinde geldi an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den tevatür derecesinde geldi. Tevatür ne demek? Yani rivayetler o kadar çok ki bunları bir adam, iki adam, üç adam değil, çok adam rivayet ettiğinden bunların yalan üzerine ittifakları muhakkak. Muhakkak Resulullah Efendimiz'den bu hadisi şerifi işitmişler. Tevatürü inkar eden kafir olur. Tevatür derecesinde gelen herhangi bir haber inkar edilmez. Kur'an-ı Kerim tevatüre geldiğinden dolayı her kim Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir ayetini, bir hükmünü inkar ederse kafir oluyor. Sebebi bu. Bir hadiste tevatür derecesinde gelirse o hadisi inkar eden o da kafir olur. Yok, tevatür derecesinde gelmez. Haberi ahad ve kıssız. Fakat senedi sahih ile gelirse, o adam da şek ederse ki acaba Resulullah Efendimiz'den bu rivayet gelmiş midir, gelmemiş midir? Tevatür değil, tevatür olmadığından bakarız. Senedi sahih ile gelmişse bunu inkar eden fasıktır. Kafir olmaz fasık olduğun için senedi sahih ile gelmiş itiraz ediyor. Ulema bunu tefsik ediyor. Yok, senedi zayıf ile gelmişse adam da bunda şek ediyorsa bu vakitte araştırması lazım. Başka senetlere bakmak, onu inkar etmekle tekfir ve tefsik edilemez. Bir de var ki hayır, senedin, hadis senedine değil de hadisin kendisini itiraz ederse, senedini tevatür derecesinde gelsin yahut da senedi sahih ile haberi ahad olarak gelsin yahut da senedi daif ile gelsin, adam diyor ki bu hadisin kendisine ben itiraz ediyorum Allah'ın mahvesine. Hadisin kendisine itiraz eden kafir olur. Niye? Resulullah'a itiraz etmiş olur. Bu hadisin senedi sahih olsa bile ben bunu kabul etmiyorum dedi mi o adam kafirdir. Niye? Resulullah Efendimiz'i tekzip etmiş oldu. Şimdi bu hadis-i şerifler tevatür derecesinde geldi Peygamber Efendimiz'den. Ne ile tevatür? Bin nehyi en bey'il keyli mine's-semeri bi's-semeri fi ru'usi'n-nakhli. Hurma ağacı üzerindeki yaş hurmaları kuru hurma ile satmak hakkındaki alışverişten nehy.
nehyettiği, Peygamber Efendimiz'in bu hadislerle sabit olduğu. İyi, şimdi bu arada Resulullah Efendimiz'in de arayayı tecviz ettiği dünkü derste geçti. Meyveyi satmak caiz değil. Yaş meyveyi, kuru meyveyi satmak caiz değil. Arayayı Resulullah Efendimiz caizdir dedi. Arayayı müstesna kıldı. Araya neydi? Dün okuduğumuz gibi İmam-ı Malik başka türlü tefsir etti. İmam Ebu Hanife başka türlü tefsir etti. İmam-ı Malik tefsir etti ki beyi araya demek bir adamın çok hurması var. Diyelim 40-50 ağaç hurması var. Bu hurmalardan bir iki ağaç da bir başka birisinin. Ya miras terikiyle kalmış, ya satın almış. Herhangi bir surette bu hurmaların içinde bir iki ağaç da başka birisinin milkinde. Şimdi ehli Medine'de adet yazın hurma bahçelerine çıkarlar. Hem yaş hurmaları yerler hem de onu kurutur, mehsulünü alırlar. Şimdi 40-50 ağaç sahibi çoluk çocuğuyla bahçeye çıktı. O bir iki ağaç sahibi o da çıkıyor. Çıktığı gibi iki aile bir yerde olmaz. İlla bir dedikoduya sebep olur, dövüşe sebep olur. Namehrem meselesi var. Kadınların birisinden kaş köş meselesi olur. Şimdi o bir iki hurmanın sahibi öteki adama eziyet ediyor. İmam Malik diyor ki işte araya budur. Resulullah Efendimiz böyle bir dedikodu olmasın. Bu çok hurma sahibi olana öteki adam zarar vermesin diye araya bey'ini tecviz ediyorum buyurmuş. O adamın bir yahut iki ağacını bir adam gelir. Bu ehli tahmin. Yani onu bilen bir adam tahmin eder. Diyelim iki ağacı var. Bu iki ağaçtaki bu hurma kurusa kaç sağ kuru hurma olur? 20 sağ, 30 sağ neyse tahmin eder. O adam hemen ona 20 sağ, 30 sağ ne tahmin ettiyse onu verir. Der ki bu ağaçların hurması benim oldu. Sen bu hurmayı al, çoluk çocuğunu çek, benim bahçemden git. İşte onun şerrini def etmeyi için beyi araya. Aslında beyi araya haram. Haram ama fakat bir zaruret olduğundan dolayı Resulullah Efendimiz buna ruhsat verdi. İmam-ı Malik'in tefsiri bu. İmam Ebu Hanife de diyor ki hayır, bu böyle değil. Beyi araya demek fakirlerin hurma ağaçları olmaz. Zengin bir adamın da ağacı çok. O fakire kendi hurma ağaçlarından bir iki ağacın hurmasını bağışladı. Dedi ki şu ağaçlar benim ama bunların mehsulü hurması neyse sana verdim. Şimdi hurma mevsiminde o adam da o bir iki ağacı için çıkacak. Gene o dedikodu olacak. Fakat şimdi bu adam bu hurma ağaçlarını verdi ya ikram olarak, atiye olarak verdi. Öyleyse döner ona der ki ben ikram olarak verdim fakat getirelim bir ehli tahmini tahmin etsin. Bu iki ağacın hurması yetişse kuru hurma olarak ne kadar ben sana vereyim götür evinde ye. Ben de bunu yaş yaş olarak yerim. Kurudurum ne eder ederim. İşte ona tahmin eder verir. İşte bir araya budur. Şimdi İmam Malik ile İmam Ebu Hanife'nin fikirleri arasındaki incelik şu. İmam Malik diyor ki o çok ağaçların arasında başka birisinin de milk olarak bir iki ağacı var. İmam o bey araya oluyor. İmam Ebu Hanife diyor ki hayır, tevil onun öyle değil. Bu adam kendi ağaçlarından bir iki ağacın meyvesini birisine ihsan olarak vermiş. Onu da tahmin ediyor, hurma olarak veriyor, bu adamı çıkarıyor oradan. Bu iki tefsir arasında ihtilaf. Hangisi daha doğru? İmam-ı Tahavi diyor ki, İmam Ebu Hanife'nin tevili vermiş olduğu mana daha doğru. Aslında bu haram fakat bir zaruret dolayısıyla tecviz ediliyor. Hadi evet. Fe'in hümile tevilül araya. Arayanın manası tevili hamledilirse, alâ mâ zehebe ileyhi Ebu Hanife, İmam Ebu Hanife'nin sahip olduğu mana üzerine ki araya demek, ihsan demek. Kânen nehyu nehi olur alâ umûmihi umûmuna. Bu hadisi şeriflerde varid olan nehi gene yerinde kaldı. İstisnası yok. Meyveyi meyveye satmak caiz değil. Araya ondan istisna edilmiyor ki araya adam kendi ağacının hurmasını ihsan olarak birisine vermiş. Bir satış yok bunda. İhsan olarak vermiş fakat sonradan da onu tahmin etmiş, kuru hurma olarak vermiş. Bu hadislerdeki nehi ümum üzerine kalır. وَلَمْ يَبْدُلْ مِنْهُ شَيْءٌ Bu nehiden hiçbir hadis batıl olmaz. Hadisler olduğu gibi kendi manalarında.
وَاِنْ حُمِلَ عَلَى مَا ذَهَبَ اِلَيْهِ مَالِكٌ İmam-ı Malik'in sahip olduğu manaya olursa, 40-50 ağacın içinde birisinin de iki ağacı var, milk olarak var. Bu manaya olursa, خَرَجَ مِنْهُ Bundan çıkar. Ne çıkar? مَا اُلْ بِشَيْكِ تَأَوَّلَ هُوَ İmam Malik tevil eyledi, mana verdi. الْعَرِيَّةَ عَرِيَّيْ عَلَيْهِ O tevil üzerine, İmam Malik'in tevil üzerine o ariyeyi nasıl tevil ettiyse o çıkar. فَلَا يَنْبَغِي O vakitte layık olmaz. اَنْ يَخْرُجَ شَيْءٌ Bir şey, bir hükmün çıkması. مِنْ حَدِيسٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيسٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ Tevatüren varid olan bu kadar hadisi şerif var. Bu da müttefakun aleyhtir. Bunların hükmü de nedir? Yaş meyveyi, kuru meyveyle satmak caiz değil. Bundan arayayı istisna etmek caiz olmaz. Çünkü o adamın kendi ağacı. Kendi ağacının hurmasını satıyor kuru hurmayla. Sattığı gibi ya bu nehiler, Peygamber Efendimiz yaş hurmayı kuru hurmayla satmayın dedi. Bu hadisler, nehi hakkında varid olan hadisler müttefakun aleyh tevatür derecesinde. Bundan hiçbir hüküm çıkmaz illa bi hadisin muttefakin ala te'vilihi illa bir hadis getireceğiz. O hadisin de manasında ittifak hasıl olacak ki bu hükümden onu ihraç eder. Öyle bir hadis yok. Evet. Ev bi delaletin uhra yahut da başka bir delalet olacak. Öyle delalet ki muttefakin aleyha. Muttefakun aleyh olan bir delalet var. Bu da yok. Bir defa arayanın manasında ihtilaf var. İmam-ı Malik başka türlü dedi, İsa bin Ebban başka türlü dedi, İmam Ebu Hanife başka türlü dedi. Evet. Halbuki bu hadislerde vakı olan nehi müttefakun aleyhtir. Bundan istisna edilecek hükmün de müttefakun aleyh olan bir hadisli olabilir. Böyle ihtilaflı olan hadisli olmaz. Öyleyse İmam Ebu Hanife'nin tevili daha münasip oldu. وَقَدْ رُوِيَ اَيْدَا عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Yine Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi. مَا قَدْ زَكَرْنَاهُ Bizim zikreylediğimiz şey فِي غَيْرَ هَذَا الْمَوْدِ Bu mevziğin gayrisinde Resulullah Efendimiz'den yine zikreyledik. Ne de فِي النَّهْيَ اَنْ بَيْعَ رُوْتَبِي بِالتَّمْرِ Yaş kurmayı, kuyruk kurmayıyla satmaktan nehi buyurduklarını başka yerde de biz zikreyledik. فَيِنْ حَمَلْنَا مَعْنَا الْعَرِيَّةِ Ariye manasını, araya bey'inin manasını hamledersekse ala ma kâle Malik, İmam-ı Malik'in dediği mana üzerine dâdde zıt olur. Neye? Ma ruviye fîhâ. Neyi hakkında varid olan hadislere bey'i araya zıt olur. Şimdi bey'i araya'yı Peygamber Efendimiz ruhsat buyurdu. Meyveyinin de satmaktan da nehi buyurdu. Birbirine zıt doldurur bunlar. Evet. Zadde maruviye fiha. Bunun hakkında, araya hakkında varid olan hadisler zıt oldu. Neye? Maruviye finnehyen bey'u rutebi bittemdu. Yaş hurmanın kuru hurmayla satılması hakkındaki, nehi hakkındaki hadislere zıt oldu. Ve in hamelnahu ala ma kâle Ebu Hanife. İmam Ebu Hanife'nin dedi ki, manaya, araya manasını hamledersekse İttifakat me'aniha bütün hadislerin manaları ittifak eder ve lem tetadde birbirine de zıt olmazlar. Hadislerin iki hadis birbirine zıt olursa aralarını tevil edilir. İşte İmam-ı Ebu Hanife'nin içtihadı alınırsa hadislerin arası tevil edilir, birbirine zıt olmaz. Vel evla bina öyleyse bize layık olan İmam-ı Tahavi diyor fi sarfi vücuhil asari ve me'aniha bu eserlerin vecihlerini ve manalarını sarf etmekte bize evla olan sarfuha onları sarf etmektir. İlâ mâ ul bir hükme ki leyse fîhî tadâddün zıt olmayan bir manaya hükmetmektir. Ve lâ muârada muârize olmayan li sünnetin bir sünnetin bir sünnet ile bir sünnet arasında muârize olmayan bir manaya hamletmektir. Fakat sebete bimâ zekerna bizim bu zikrettiğimizde sabit oldu. Fi ma'nel araya araya manasında ma zehebe ilihi Ebu Hanife rahmetullahi aleyh İmam Ebu Hanife'nin zahib olduğu mana zahir oldu ki o daha evla oldu. Bunu almak bize daha layık oldu. Vallahu veliyyü tevfik. Tevfik Allah'ındır. Yani buna tabi bir illa indi ilahide hüküm budur demiyoruz. Fakat evla olan o bize. Çünkü onun
mezhebini alırsakse hadisler arasında tearruz olmuyor. Ve kad ruya Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ize, yine Peygamber Efendimizden rivayet edildi. Ennehu kale, buyurdu Peygamber Efendimiz ki: "Khaffifu fi sadakati." Siz sadakalarda tahfif ediniz. "Fe inne fil mali malda olucudur. El ariyete vel vasiyye." Malda ariye ve vasiyet de vardır. Sadakalarda hafif olunuz. Çünkü mallarda, herkesin malında bir ariye bir de vasiye var. Ariye sağlığında bir adam bir inek olur. Bir fakire verir, der ki al bunun sütünü sağ. Şimdi inek adamın ama sütü öteki fakirin. Bak bu bir ariye oldu. Ağaçta da böyle. Hurmanın ağacını birisine veriyor. Veriyor, bunun meyvesi senin olsun, ağaç benim. Hediye olarak, fakat sonradan da muhaseme, mücadele olmasın diye onu tahmin ediyor, kuru kurma olarak veriyor. Bir de vasiyet. Vasiyet de öldükten sonra diyor ki ben ölürsem de sülüsü malımdan şu şu hayratları yapın. Demek ki adam sağlığında yapmış olduğu hayra, hayrata ariye deniliyor. Öldükten sonra yapmış olduğu hayra da vasiyet. Haddesena bizalike Ebu Bekre. قال حدثنا أبو عمر قال أخبرنا جرير بن حازم قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن مكحول الشامي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. إمام التهابي diyor ki ben bunu söyledim fakat bu hadisin senedi de Ebu Bekir'e bize rivayet eyledi. O da kime gidiyor? Mekhuri Şami'den, o da Resulullah Efendimiz'le rivayet eylemiş. Fedelle zalik, işte bu rivayetler delalet eyledi ki اَنَّ الْعَرِيَّةِ اَرِيَّ اِنَّ مَا هِيَ شَيْءٌ. Bu bir şeydir ki يُمَلِّكُهُ اَرْبَابُ الْاَمْوَالِ, mal sahipleri onu temlik ediyorlar. قَوْمًا, bir cemaate temlik ediyorlar. فِي حَيَاتِهِمْ, hayatlarında. Kendi mallarından onlara temlik ediyorlar. كَمَا يَمْلِكُونَ الْمَسَى يُمَلِّكُونَ الْوَسَايَا, vesiyetleri temlik ettikleri gibi ba'de vefatihim, vefatlarından sonra. Nasıl ki adam vesiyet ediyor ki ben ölürsem sülüsü malımdan şu şu malları filan kese verin, o da müteber oluyor. Vefatından sonra müteber olan vesiyet gibi hali hayatında vermiş olduğu ariye de sahih olur. Ve hüccetun ukra, başka bir hüccet de vardır ki fi enne ma'nel ariye, ariyenin manası kema kâle Ebu Hanifete rahmetullah, İmam-ı Azem'in dediği gibidir. Buna başka bir delil de var. La kema kâle muhalifuhu, onun muhalifi olan İmam Malik'in dediği gibi değildir. O hüccet nedir? O da bir hadis. Haddesena Ahmed ibn Davud, kâle haddesena Muhammed ibn Avud, kâle haddesena Hammad ibn Seleme, en Eyyub ve Ubeydillah, en Nafi'in, en İbn Ömer, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resul-i Ekrem Efendimiz, Abdullah ibn Ömer diyor ki, Peygamber Efendimiz, nehel bâyi'a vel mühtâ'a, satan adamı ve alan adamı nehyeyledi. Enil müzabeneti müzabeneden. Yaş hurmayı kuru hurmaya satmadan nehyeyledi. Bu başka bir delil daha. Kale Abdullah ibn Ömer dedi ki Kale dedi ki ve kale Zeyd ibn Sabit, Zeyd ibn Sabit dediler ki rahhase fil araya, Peygamber Efendimiz araya da ruhsat verdi. O da ne de? Fin nakhle ve nakhletin. Bir hurma ağacında yahut iki hurma ağacında. Öyle iki hurma ağacı ki tuhebanilir reculi, bir adama hibe verilir. Feyebi'uhuma, o da onun hurmalarını satar. Bi kharsihima, onu tahmin etmekle temren kuru hurmayla satar işte. O da bir ağaç yahut iki ağaçta olur. Fehâzâ Zeyd ibn-i Sâbit'in radıyallahu anh, işte Zeyd ibn-i Sâbit radıyallahu anh وَهُوَ أَحَدُ مَنْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ, Peygamber Efendimiz'den rivayet edenlerin birisidir. Neyi? اَرْرُخْسَةَ فِي الْعَرِيِّ, araya da ruhsati rivayet edenlerin birisidir. Fakat akhbara, Zeyd ibn-i Sabit haber verdi ki اَنَّهَا الْهِبَةُ, ariye ne demektir? Hibe demektir. Bir ağaçta olur yahut iki ağaçta olur, onun hurmasını ne buyurdu? Hibe eder birisine. İmam-ı Malik'in dediği gibi olmadı. İmam-ı Azem'in dediği gibi oldu. Aslı hibe. Vallahu alem, Allahu Teala daha ziyade alimdir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem, el-Fatiha.